Öncelikle bu sezona başlarken çok ciddi bir oyuncu gidişi oldu ve gelişi oldu. 24 oyuncuyla yol ayrımı yaptık. 17 oyuncuyla yolumuz birleşti burada. Dolayısıyla yeni bir takım olduk. Yeni bir takım olmanın da vermiş olduğu handikapları bu kamp döneminde attık diyebilirim. Kısa sürede bir kaynaşma oldu ve aldığımız oyuncular sanki önceki senelerde de buradaymış gibi yollarına devam ettiler bize beraber. Kaynaşma çok güzel oldu ve kısa sürede bu adaptasyonu atlattık. Dolayısıyla almış olduğumuz, şu anda 6 haftada almış olduğumuz puan durumu 11. Ve bu da bizi şu anda ligde 3. duruma getirdi. Ama tabii ki ligin daha başındayız. Şu andaki durumlar, pozisyonumuz çok fazla itibarlı olduğunu söyleyemem. Ama ligin ilk devrenin sonuna doğru gene bu yerimizi koruyabilirsek, evet, geçen seneki sıkıntımızı kesinlikle yaşamayız. Çünkü geçen sene ciddi anlamda düşme hisseden bir Keşke Öğrenci vardı. Biz yola çıkarken geçen seneki pozisyonumuzu hiç yaşamayalım. Ligde sağlam bir pozisyon alalım. Yani şampiyonluk gibi bir hedefimiz yoktu. Sadece şunu istiyorduk. Bir, tüketen değil, üreten bir takım olalım. Yani çünkü bizim pozisyonumuzdaki takımların yaşaması kolay değil. Burada bir tek her şey başkanın üzerine kalmış durumda. Dolayısıyla da bizim oyuncu çıkarmamız ve üretmemiz gerekiyor. Birinci hedefimiz bu. İkinci hedefimiz ligde iyi bir futbol oynayalım ve bu düşme tehlikesini yaşamayalım dedi. Şu anda aynı zihniyette devam edeceğiz. Ama bunu yaparken de yarışmacı bir hal alırsak, oyuncu grubu bizi daha ileriye taşırsa da sonuna kadar da nerede ne hedef varsa ona da varmak isteriz yani. Bunları yapsın. En azından o Google'da çıkan haberin bir çıktısını alsın, yazılı. Birinci söylediğim gibi, yani ligde bir düşme ile ilgili bir sıkıntı yaşamak istemiyoruz. İki, oyuncu çıkartmak istiyoruz. Bu çıkardığımız oyuncularla, çünkü ligdeki bütçe geçen senelere nazaran daha da düşük bir seviyeye geldi. Bu ligde var olmak gerçekten kolay değil. Çünkü çok güçlü rakiplerimiz var. Güçlü rakiplerle çok ciddi para harcayan takımlarla mücadele ediyoruz. O yüzden bu ligde varlığımızı öncelikle bir hissettireceğiz ama bunun yanında da oyuncu grubu çok istekli ve arzulu devam ediyor. Aynı iştahla devam edersek bir playoff'un içinde en kötü bulunmak istiyoruz. Benim bir tane her hafta maçta fotoğrafları hazırlayan tasarımcı bir çocuk vardı. Ya şimdi herkesin tabii kendince bir hayali var. Bizim de ekip olarak yıllardan beri bir mücadelemiz var. Her sene aslında baktığımız zaman birbirinden değerli takımlarda çalıştık ve iyi neticeler aldık. Yani şu anda 50 yaşındayım. 3 tane şampiyonluk yaşadım. 5 tane playoff oynadım. Hep yarışmacı bir takımı çalıştıran bir hüviyetimiz oldu ekiple beraber. Tabii bunun tat noktası ne Türkiye'de? Süper Lig. Acaba biz diyoruz ki, biraz evvel de size bahsettim hayallerimizden. Keçören gücüyle bu imkanları doğru kullanıp acaba buradan çıkabilir miyiz? Buradan Süper Lig'e ulaşabilir miyiz diye de hayalimiz kesinlikle var. Bunu da şöyle düşünüyorum. Yani geçen sene bir Ümraniyespor, bir İstanbulspor, hiç kimsenin kafasında şampiyonluk diye bir şey yoktu. Herkes farklı takımlardan bahsediyordu ama bu iki takım bunu becerdi. İnşallah biz de, yılların birikimi var. Ekibe inanıyoruz. Oyuncu grubuna inanıyoruz. Herkes birbirine burada inanıyor. Yani bir şeyleri başarabilir bu takım. Ama bunu yaparken de gerçekçi hedeflerimiz de dediğim gibi ligde kalmak, iyi futbol oynamak. İstiyoruz ki bu tribünler sonuna kadar dolsun ve bize destek versinler. Biz de bu samimiyetle beraber, onlarla beraber başarıya koşalım. Keçiören Gücü taraftarı bize sonuna kadar destek versin, sonuna kadar inansınlar. Zaten maçlarda da gerçekten bir çekirdek kadromuz var. Taraftarımız var. Onlar geliyorlar. Sonuna kadar bizi destekliyorlar. Onlarla da çok güzel bir samimiyet var aramızda. Bu duyguyla beraber biz bu yolda emin adımlarla hep beraber ilerleyeceğiz. Bu sene çok daha farklı, daha iyi bir Keşfören Gücü izleyeceğiz. 28
20 sene sonrasında oğlan baktığında babasının 20 yıl önce yaptığı işleri görebilecek. Ya da tepkisine gibi belki... Birincisi Ankara'yı seviyorum. Uzun yıllar gençlerimde görev yaptım oyuncu olarak. 7 sene oynadım. Buranın bende ayrı bir duygusu var, ayrı bir maneviyatı var. Daha sonra kulübün yönetilişi, başkan ve sportif direktörlerle ve yöneticilerimize beraber kaynaşmamız, birbirimize karşı olan inancımız, samimiyetimiz bize bu kararı aldırdı. Ben çok keyifle çalışıyorum. Burada kendi iş yerim gibi çalışıyorum. Ve çok düzenli bir kulüp her şeyle. Burada çok büyük bir paraların olduğu bir kulüp değil burası, onu söylemek gerekirse. Ama burada bir samimiyet var, burada bir düzen var. Ben de düzeni sevdiğim için burayı tercih ettim. Ve burada da inşallah kendimce bazı hayallerim var, hedeflerim var. Allah sağlık ömür verirse inşallah bu hedeflerime de burada devam etmek istiyorum.